ekonomi, finans ve istihdam politikalarını anlatmak üzere Deva Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı Sayın İbrahim Çanakçı'yı davet ediyorum efendim alkışlarınızla. Para, maliye ve finans politikalarının bilim ve evrensel tecrübeye dayanması, öngörülebilir olması ve tüm ekonomik aktörlere güven vermesi bu hedeflere ulaşmada kilit bir öneme sahip olacaktır. Mutabakat metnimizin ekonomi ve finans bölümündeki 238 adet hedef ve politikayı bu anlayışla belirledik. Temel ekonomik hedeflerimiz kapsamında enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını %5'in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Değerli konuklar, Merkez Bankası'nın kurumsal kapasitesini ve bağımsızlığını güçlendirmek önemli bir önceliğimizdir. Bu çerçevede Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya geri taşıyacağız. Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak, mevcut hesapları vadeleri sonunda kapatacağız. Kıymetli konuklar, hükümet bir yandan ülkemizin kaynaklarını şatafat ve gösteriş için israf ederken, diğer yandan oluşan kamu açıklarını ve hasarları halının altına süpürerek gizlemeye çalışmaktadır. Bu çerçevede iktidara gelir gelmez Cumhurbaşkanı'na bağlı deneyimli denetim uzmanlarından oluşan durum ve hasar tespit komitesi oluşturacağız. Tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz. Her türlü eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV'yi düşüreceğiz. İş yeri kira ödemelerinde stopaj oranını sıfırlayacağız. Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV almayacağız. Vergi kayıp ve kaçaklarına son vereceğiz. Kayıt dışılığı OECD ortalamasının altına indirecek, sağlanacak kaynakları yoksullukla mücadelede kullanacağız. Kıymetli konuklar, finans politikalarımızın temel hedefi sermayeyi tabana yaymak, dijital ekonomiyi ve yeşil dönüşümü güçlü bir biçimde desteklemektir. Bu anlayışla hem şirketlerin halka açılmasını hem de çalışanlarının halka açık şirketlere ortak olmasını teşvik edeceğiz.